Evin görüntülerini bir ekranlara getirelim. O evi bir görmek istiyorum. Size de bir göstereyim sevgili izleyiciler. Drone'la çekildi o görüntüler. Köyden çok uzakta bir yerden bahsediyoruz. Buyurun evi, yani gerçekten inanamayacaksınız görüntülere. Buyurun. Şükür Türkan Erdem'in Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evine geldik. Drone'la da size görüntüleri destekleyeceğiz. Şükür Türkan Erdem henüz 15 yaşında, küçücük bir çocuk. Annesi Fatma Erdem'in iddiasına göre arkamda görmüş olduğunuz evden 15 Şubat 2014 tarihinde babası tarafından çıkartıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak babası Mustafa Erdem'in iddiasına göre ise böyle bir şey yaşanmadı. Kızının kayıp olduğunu 16 Şubat 2014 tarihinde sabah evlerini taşımak üzereyken öğrendi. Sonradan yaptık. Bir tek ev vardı sadece. Ha? Yapılar sonra da yaptık. Sonradan yapıldı. Kızın olduğunda yoğurdu hiçbir şey. Hiçbir şey yoktu. Bazı yapılar sonradan mı yapıldı? Sonradan yapıldı. Ama sevgili izleyiciler şimdi gördünüz ama sadece drone görüntülerini arkadaşlar Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mısınız? Sadece drone. Gökhan'cığım duydun mu beni? Sadece drone'u şu anda yüklüyorlar. Oradan daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yani köyden çok uzakta bir yerden bahsediyoruz. Evet. Yani kim buradan geçecek de senin kızına cinsel istismarda bulunacak da o kıza... İdrar mı? Arkasından... Yalnız başına, kendi başına. Kimse yok yanında. Nereye neden gidin? Olmasın? Senin kızın okula da gitmiyor. Nereye gidiyor senin kızın ya? Kızım evde. Yani ya babaannesine giderken ya da oralarda olabilir. Sadece ben yoğurum evde. O da yok. Zaten sahip çıkmak en yakın ev. En, ama yani en yakın ev nereden baksan bir... 350 metre. Kaç? 350 metre. 350 metrede ev yok ya. Daha var. Fazla ya sevgili izleyiciler değil mi? Drone görüntü ekranlara getireyim size bir bakın. Yani hemen şimdi koyuyorlar Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi. Sadece drone'u koyuyoruz. Mustafa en yakın ev ne kadar uzaklıkta sizin eve? En fazla 150 metre. 500 metre var. Ne 150 ya? Uzun, yok o kadar yok. Hayır canım. Çok yok. Yani. Ya ben şöyle bak, bir... Bak ben oradan su aldım. Su aldım 150 metre hortum şebeke suyu. Hortumu döşedim. Kimin evinden 150 metre? Kimin evinden aldın 150 metre suyu? Son görünen ev var, oradan bu yana doğru. 150 metre. Son görünen evden benim eve 150 kilometre, 150 metre yani. 150 metre, o kadar yakından bahsediyoruz. Ama onlar sizin komşular, evet, onlardan. Yakın efendim, çok yakın. Onlardan şüpheleniyor musunuz? Yok yok, hayır. Hayır, mümkün değil yani. Peki şimdi Fatma, Türkan kaybolduktan sonra Isparta'ya gidiyorsunuz. Evet. Eve birilerini kiraya verdiniz mi? Hayır, vermedik. Mustafa sen o eve sık sık gider gelir miydin? Gelirdim, eşyalarım vardı, gider gelirdim yani. Sadece bir kesimciler, sadece bir 7 gün kaldılar bu evde kesimciler. Ben Isparta'dayken. Peki hangi eşyaların var? Orman kesimde kesimcileri. Niye onlar evinizde kaldı? Ya niye on... bak koltuk. Götüremedik yani, fazla geldi eşyalar. Zaten o ev kurucudan Isparta'dan aldım. Evet. Buradaki eşyaları zaten götürmedim. Peki o eşyalar için ormancılar, mi sen? Ormancı kesin. Özür dilerim söyle. Yedi, sadece onunla bir 7 gün kaldılar yani. Peki sonrasında... Ben Isparta dedim o zaman eşyaları. Sen sonrasında ne sıklıkla köye gelip gittin? Ben devamlı izine geri giderdim. Bir gün durdum, geri giderdim. Fazla gelmezdim zaten. İşimden dolayı fazla gelmem. Ara sıra bir evi kontrol etmeye gelirdim yani. Ne kadar sıklıkla köye gider gelirdi Fatma? Bilmiyorum. Nizim, benim evde dur, hani kiraladığımız evde durmadı bu. Bekçi yaptığı yere durdu. Bilmiyorum yani. Bir tane ev var. Ben devamlı gece bekçiliği yapardım. Evde tadilat yaptın mı? Hayır, yapmadım. Sadece bir tane bina varmış. Doğru bina mu? Vardı, bir tek bina vardı. Bir tane bina vardı. Isparta'dan geldikten sonra bu geçen sene miydi? Önceki sene miydi? Sadece boya yaptırdım.
Sonra diğer binaları ne zaman yaptırdın? İşte bu bir iki sene içerisinde yaptım yani. Şu büyük beshaneyi geçen sene yaptırdım. Peki Büşra, ikinizden de rica edeyim. Oraları bize gösterir misiniz? Nereler yeni, nereler eski? Bir Büşra ile beraber evin dışına çıkmanızı rica edebilir miyim Mustafa? Görelim biz eski, nereler yeni, nerelerde tadilatlar yaptın, beton dökülen yerler var mı? Bir oraları bir gidip görelim lütfen. Büşra'cığım kolay gelsin. Çok yaşayın arkadaşlar. Çok iyi yaşayın. Sağlıklı yaşayalım. Büşra'yı duyabilir miyim? Büşra beni duyuyor musun? Mustafa abi beni duyuyor musun? İkiniz de duyuyor musunuz? Bir kameraman Didem önden Hanım, çıksın. Ben duyuyorum bir sizi. Kameraman arkadaşım Yusuf'u öne alalım lütfen. Kameraman öne çıksın, sizi önden görsün. Tamam arkadaşlar. Hava da iyi, aydınlık hava, süper. Şöyle bir Mustafa Bey'i görelim. Sadece orada köpekler bağlı olmuyormuş ya, köpeklere genellikle aç bırakıyormuşsun. Öyle bir haber geldi bana, doğru mu Mustafa? Köpeklerim varmış. Nasıl fazla bakamıyorum ne demek ki? Hayvanları niye aç bırakıyorsun? Bu bir... Ha? Mikrofonu versenize bir dakika. Geldim. Mikrofonu ver Büşra. Geldim. Duyun, mikrofonu geldim. Ver. O hayvanlar genellikle açmış. Kesinlikle fazla... Ha. Yok yok, fazla açtı zaten, hayvanlara bakıyorum da tabii eskisi gibi bakamıyorum. Bak burayı geçen sene boyattırdım ben evi. Tabii evi görelim, köpekleri geçen soracağım. Geçen sene de önceki sene boyattırdım. Tamam anlat, evet. Bu ev yeni mi yapıldı? Burayı... 2010'da yapıldı. Yok yok, 2010'da burayı yapıldı. Ben 2010'da yaptım burayı. Tamam 2010'da. Evet, sadece boyası vardı. Boyası vardı, sadece bir iki sene öncesi boyattırdım burayı. Peki önde bir yerde beton dökülen bir yer var mı? Oraları bir görelim lütfen. Bakın. Devam et. Burası ekmek tandırı. Burası ekmek tandırı. Tamam. Burayı da 2 sene oldu yapalı. Burayı da 2 sene oldu yapalı. Bir full görelim. Hepimizi çıkartın ekrandan arkadaşlar. Bir, Hacer bir full gör orayı, ben bir göreyim lütfen. Heh, tamam devam et. Gel. Bak köpekler saldırabiliyormuş aç kaldığı için. Muhabirimiz, kameraman arkadaşım sana emanet ha. Bir tane var zaten. Büşra dikkatli burası... olun. Burası hayvan barınağı. Bir sol tarafta, orada görebiliriz hatta. Bakın tam karşıda. Tamam tamam. Bunlar bir şey yapmaz. Niye aç bırakıyorsun o hayvan hayvanları aç ya? Kemikleri gözüküyor hayvanı. Niye aç bırakıyorsun hayvanları Mustafa? İnsanlar gitmesin ya, diye aç, mi? Aç bırakmıyorum. Aç değil köpek. Ha gözünü seveyim, yazık yok, günah. Aç değil köpekle. Ah yazık günah. Bak Didem Hanım, burayı 3 veya 4 sene öncesi yaptım burayı. Nedir orası? Ağır mı? Burayı 3-4 sene öncesi. Burası hayvan, içinde koyunluğa var. İçine girebilir miyiz lütfen? İçine girelim. Burada İçine girelim. İçinde koyunluğa var. Girelim görelim. İçinde koyunluğa var. Olur olur, bir şey demiyorum. Koyunlar olabilir canım. Koyunlar ne yapacak? Benim içinde sev onları yani. İçeri görelim koyunları. Büşra'cığım sen de bir git yanına. Büşra'yı bekle, Büşra'yı. Büşra'yı bekle lütfen Mustafa Bey. Nereye gitti o? Ha, Büşra yukarıda. Tamam Büşra yukarıda kalsın. Tabii Büşra tamam, sen devam et. Bana tamam, orayı göster. De. Beni duyuyorsun değil mi Mustafa? Tamam Büşra yukarıda kaldı. Arkadaşlar Büşra yukarıda kalacak. Ben yazışıyorum şu an Büşra'yla. 2017'de yapıldı Didem Hanım. Hapishaneden çıktıktan sonra yapıldı orası. Şimdi hayvanlar aç olduğu için Büşra da tedirgin olmuş. O yüzden yukarıda duruyor. Ne zaman yıkıldı burası Mustafa? 2017'de hapishaneden çıktıktan sonra. 4 ay hapishanede yattı, o zaman yapıldı. Ha, 4 ay hapishanede. O zaman 25 tane koyun vardı. Hala şu çadırlı yeri ben kendim yaptım. Ha, burada normal bu şey gibi yani, ağaçlar falan var. Tamam. Burada koyunlar var. Bir yerleri göstersin kameraman arkadaşım bana. Ay, canlarım benim ya. Toprak yer. Bir yürüyelim ileri doğru. İleri kadar gidelim. Toprak tabii de. Toprak yer. Beton yok orada. Beton yok, evet. Burada ufak kuzular var. Burada taze kuzular var. Burada taze kuzular var burada. Burada koyunlar var. Şurada da kuzular var. Tamam. Yusuf Bey. Şurayı çek. İşte burada da kuzular var. Büyük yetişkin kuzular var. Tamam. Sonra Büşra'yı sen sokarsın. Bir dışarı gidelim, başka yeni yaptırdın. Burayı cezaevinden çıktıktan sonra mı yaptırdın? Evet. Evet evet. 2017'de yaptım efendim. Tamam. Dışarı çıkalım Mustafa'cığım. Dışarı çıkalım. Başka yeni yaptırdığın bir yer var mı? Başka yeni yaptırdığın bir yer var mı? Bir yerde... Bak işte yeni yaptırdığım yer, burayı geçen sene yaptırdım. Heh, neresi orası? Burayı geçen sene yaptırdım. Orayı gösterelim. Ne var orada Mustafa? Beshane olacak. Beshane. Burası açık beshane. Beshane büyük. Evet. Burası beshane yani. Oraya bir beton dökülmüş o zaman.
Yok orada... yok sadece duvarmış. Yok beton değil sadece temel atıldı temel. Sadece temel atıldı. Evet. Bir bakalım kalın mı ince mi? Onun yanına oraya kadar bir gidelim. Bir gidelim bakalım kalın mı ince mi? Gidelim oraya doğru. Köpekler mi geldi? Hayvanlar ya gerçekten. Bir deri bir kemik kalmışlar. Kameraman arkadaşa saldırmazlar. Sen varken bir şey yapmıyorlarmış ama. Yok. Ben varken bir şey yapmadım. Niye onları bağlı tutmuyorsun hayvanları peki? Niye? Bağlattırmıyorlar işte. Alanya. Yani orada karışan giden gelen fazla olmaz. Ha. Yani genellikle böyle mi peki? Her zaman aynı. Her zaman aynı şey. O köpekler ne zamandan beri var? İşte koyun yaptığımızdan beri var. Köpekler Isparta'dan geldi. Koyunculuk yaptığımdan beri var yani. Orada bir şey var. Büşra da söylüyordu bir yandan. Büşra oraya gelemiyor değil mi? Arkadaşlar Büşra'yı bir hibrisi alsanıza. Hibrisi alın Büşra'yı. Yok bu betondan artan bu kum bu. Hı? Kum. Bu beton değil bu kum bir bu. Harç karma yeri varmış bu orada. Harç karma yeri neresi? Ha orası mı? O kum. Ha, bu ince. Ya kum bu kum. Ha kum. Ya ince değil. Kum yani zıva kumu yani. Harç karmayı harcı beton orada mı kardınız? Yani. Şey ha karma yeri mi orada bu mı? Bu harcı burada kar dedik. Ha. Evet burası yani artan kum yani. Anladım. Bu artan kum. Bakabilirsiniz duvarlara şeylere her tarafına bakabilirsiniz. Yani bu pirketten yok, yapılmış bir zaten duvardır yani. Şeyini kepçe gazı öylese çıkardı Didem'im. Kepçe gazı adamlar vardı. Sen o zaman orada mıydın? Oradaydım. Ne zaman yapıldı burası Mustafa? 2022'de yapıldı. Veya 23'te. Burası aralar. Yani 22'de yapıldı. 2 sene oldu yani yapalı yani. Geçen sene mi önceki sene bahar mı yapıldı burası? Tamam Mustafa şu kimlik nerede bulundu? Kimliğin bulunduğu yeri sen tarif etsene Fatma. Nerede buldu kimliği? Tamam. O kendisi tarif etsin. Tarif et kocana. Kocana biliyor, kendi biliyor değil mi? Hanım? Kendisi biliyor mu? Kendi biliyor. Kendi buldu çünkü kimliği. Ha? Kimliği kendisi buldu. Kendi buldu kendi. Sen biliyor musun Mustafa? Sana tarif etmesine gerek yokmuş. Ben kimliği bulurken yanımda mıydı? Değildim çünkü. Isparta'daydım. Kimlik nerede bulundu? Yakın mı? Doğru yere mi gidiyor? Kimliği tarafta yoldan geldik yani. Büşra konuşmuştu tarafı. Ya ilk baştan onun altında şu. Büşra yönlendirsin arkadaşlar. Mustafa Bey bilmediğini söylüyor. Halbuki Fatma da diyor ki kimliği kendisi buldu diyor. Kendi buldu değil mi? Mustafa da ben bulmadım. O beni yönlendirsin ya diyor. Ya ben kimliği bulsam ona verir miyim? Ben kızıma bir kötülük yapsam verir miyim ben ona kimliği? Ya böyle kadar bak Süleyman Tekin dur. Ha, kimliği boş verin arkadaşlar. Bak orada tehdit etmen. Alın kimliği ekrandan. Ben bu soruyu görmek istiyorum. Kimliği alın ekrandan. Tamam anladık. Kimlik yıpranmış. Tamam nerede kimlik bulunmuş? Doğru mu gidiyor? Başta biliyor diye de var. Bak seslenmen. Hiçbir seslenmen. Biliyor. Nereyi göstermişti Fatma Hanım? Siz bize gösterin. Ektiğimiz yer burası. Anlatın siz bize. Ektiğimiz yer burayı da ekiyorduk bak. Burada mı bulunmuş? Yok orası orada ağıldı bulunmuş. O zaman. Siz sorun eşiniz. Ağıl, ağaçtan ağıl vardı. Sor Mustafa. Neresi ağırdı? Büşra orası burası ağıldı. Mı? Çam arasıya kadar. Çam mı ağacı var? Çam ağacı var. Çam nerede şurası? Evet oraya kadar. Devizin. Tamam bir saniye. Ben şimdi konuşmak istiyorum Fatma Hanım'la. Mustafa'ya bir kimlik. Fatma Hanım. Büşra Hanım bahçeye telden içeri girsene telden içeriye. Tamam bir oraya kadar gidelim ama mikrofonu Mustafa Bey'e verelim mi lütfen Büşra'cığım? Mustafa Bey'e verelim. Buyur. Tamam. Buyur Didem Hanım. Yönlendir şimdi. Bak sen biliyor musun çam ağacını orada bulmuşsun? Yok. Burası ağıl vardı. Çam ağacı orada. Neresi? Ağıl vardı eskiden orada ağaçtan. Yani çardak gibi bir şeyler vardı. Kim buldu? Sen mi buldun? Kocan mı buldu? O buldu değil mi? O buldu. Ben Isparta'dan döndükten sonra verdim. Bak yalan konuşma. Bak yalan konuşma. Ben yalan konuşmuyorum. Sen de yalan konuşamam ben. Mustafa bekle. Mustafa bekle. Kameraman önüne geçsin. Yusuf Orhan'ın önüne geçsin. Senin yüzünü görmek istiyorum. Tamam. Tamam Mustafa. Burası oradan girilir ya kapı var orada. Buyur. Sen kendin bulmuşsun kimliği orada. Başka yerden gidiyoruz. Yalan. Vallahi Didem Hanım yalan konuşuyor, iftira atıyor bak bana. Kameramana bekleyin hızlı yürümeyin. Kamera sırtında çocuğun ya. Bekleyin çocuğu. Kameraman arkadaşımı. Yüzünüzü göreyim. Yavaş yavaş. Acelemiz yok ki acele ediyorsunuz. Büşra'cığım yavaş yavaş. Ben kimliğiyle gittiği için şüphelenmedim. Tamam devam edelim. İspadan döndükten sonra dedi bana gösterdi kimliği. Tamam peki. Kaçtığı zamanlar gösterdi ben bununla şüphelenebilirdim.
Ama şu soruyu soruyor. Ben diyor çocuğa bir şey yaptıysam diyor. Niye diyor o kimliği getirip sana vereyim? Gidemem benim konuşmam. Şunu ben 2000 şeyden İspartadan 4'ten sonra verdi bana kimliği. Ancak neden verir biliyor musun kimliği? Ben öyle düşünüyorum sevgili izleyiciler. Ne diyor? Büşra'cığım siz de yavaş yavaş gidin o tarafa doğru. Ben şöyle düşünüyorum. Ancak sen de kızın başına ne geldiğini bildiğin için şey kimliği sana veriyor. Hayır hiçbir al şey diyor. Sen de konuşma ben yok, de konuşmayayım Gidemem. Diyor. Yok o zamanlar konuşmazdım. Bu 10 sene bile tutmazdım. Ya kimliği sana verme nedeniyle ilgili fikrimi söylüyorum yani. Hiç öyle değil. O kimliği orada Mustafa mı buldu? Kendi buldu. Yani bir şirkette geldiğinde bulmuş. Bana İsparta'dan döndükten sonra verdi. Ne dedi 2000... sana? Kimliği nerede bulmuş? Bulduğunu söyledi. Şu çamın orta taraflarında bulmuş. Oralar açığıydı. Böyle orada yol vardı. Allah Allah. Mustafa sen Oğlum. Kimliği sen bulmuşsun. Hatırlamıyor olabilir misin Mustafa? Didem, yani haksız olduğunu çıkacak diye sen Mustafa bir konuşsun. Bu suçlu. Tarla... Ha. Söyle. Bu tarla işleriyle bu bayanı ilgilenirdi. Tamam mı? Fatma, ben karın de yani. Orada burada çalışırdım. Dağda geçir giderdim. Koyun giderdim. Kimliği tam olarak yazıklar ne zaman? Yazıklar olsun sana. Tamam. Sana yazıklar olsun bir şey demeyeceğim şey vardı. Çardaklı yer vardı. Oradan bu yanına ekli yer vardı. Orası ters doluydu. İsparta'ya gittiğimiz zamanlar. Bak. Şurada bir yerde bulduğunu söyledi. Şurada.